Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlere yine böyle güzel bir aşk videosu çekeceğim. Nedir bu? Aklımızdaki kişiler güncel niyetleri nedir? Kalplerinde neler var? Dönmeyi düşünüyorlar mı? Güncel olarak haber alamıyorsunuz belki ama durumları nasıl? Yani ne hissediyorlar, ne yapıyorlar? Buradan belli bir şeyler çıkartabiliriz sanırım. Evet, şimdi hemen başlayalım seçim yapmaya. Bu arada tabii ki artık hala kanalıma abone olmadan izliyorsanız hemen abone ol tuşuna basınız ve çan tuşunu açınız. Bu arada biliyorsunuz bu zamansız zamanlara bir video ama artık yeni ayları, dolunayları da çekiyorum. Onları da izleyiniz. Neslihan Şirin diğer abla kanalda da var. Yeni aylar, dolunaylar detaylı bir şekilde ve 2021 kahve falınızı hala izlemediniz mi? Yine bu videonun altına ben koyayım. Koç Boğa diye sabitlenmiş yorumdan bakabilirsiniz. Orada tıklayıp izleyebilirsiniz. 2021 önemli. Size orada küçücük bir mesaj gelse belki de ne olmaz, ne olmaz, öyle değil mi? Oluşabilir de. Sonuçta beklenti yaparsanız güzellikler ne oluyordu? Bilinçaltı bize çekiyordu zaten. Evet, biz de böylelikle seslerle, sözlerle onların güzelliklerin gelmesini arzu ediyoruz. Özel danışmanlık isterseniz de WhatsApp numaram bu videonun altında bulunmakta. Haydin bakalım şimdi seçimimize hemen başlıyoruz. Neler neler olacak? Kabak ve fil var. Önce kartları seçelim. Ondan sonra size bir iki saniye böyle müsaade edeceğim ki sizler de güzelce seçimlerinizi yapın. Hayat seçimlerden ibaret. Niyetlerimiz güzellik üzerine olsun. Evet, 3. Bir tane eksik çekmişiz. Karmamızdaki olumlamaları, olumlu olayları kabul ediyoruz. Olumsuzlar karmamızdan çeksin gitsin diyoruz. Evet, böyle bize bolluk bolluk üstüne gelsin diyoruz. Her şey bol bol gelsin diyoruz. Destelerimizi hazır ediyoruz. Evet. Bu arada bir değişiklik var görüyorsunuz. Yıldızlı, güneşli, bu tarafında da ay var fincanların. Şöyle gösterebilirim bozmadan. Ay var, bu tarafında güneş var. Böyle fincanlarım vardı. Maalesef bazıları kırıldı ama ben iki tanesini kurtarmayı başardım. Evet, hemen olumlamalarımız bakalım. Partnerlerimiz ne alemde? Tabii ki şey çıkarsa yedek açacağız. Yedek her zaman açabiliriz. Kabak mı fil mi? Kabak bal kabağı mı fil mi? Hemen seçimlerimizi yapıyoruz. Evet. Şimdi bakalım bakalım. Ben de sizin kadar heyecanlanıyorum. Belki daha çok heyecanlanıyorum inanın ki. Daha çok heyecanlanıyorum. Şimdi hemen bakıyoruz. Burada bir kupa kraliçesi görüyorum. Partnerinizdeki kadınları görüyorum. Hadi biri anne olsa hayatında arayışta olduğu insanların var olduğunu yani bir arayış içinde olduğunu zannediyorum. Evet, kabağımız da şöyle gelsin. Mumumuzu şöyle koyalım. Yani arayışta olduğunu zannettiğim bir partner var. Çünkü burada mutluluk istiyor. Evet. Siz beni düşünüyor mu derseniz de zaman zaman düşünüyor. Ama burada bakın, eğer siz su grubundansanız evet sizi düşünüyor şimdi. Bir gruplaştıralım, grup grup yapalım. Yani burada nedir? Yengeç, akrep ve balıksanız evet sizi düşünüyor diyebiliriz. Ve burada aynı zamanda bir kupa ası var. Çok büyük fırsatlar da yakalıyor. Aslında sizin bir fırsat beklediğinizi de biliyor. Mutluluk ve süreklilik var. Bir kısmının gerçekten geri dönmesi var. Çünkü bu kart çıktığı için. Ama üçte birlik bir kısım. İnşallah siz de o üçte birlik kısımda olursunuz.
Bunu böyle de gruplayabiliriz. Daha da küçük, hani piramidin ucuna doğru gidersek daha da küçültelim, daraltalım bu grupları. Daraltırsak yeni ayrılmış, enerjisi henüz bitmemiş insanlarda bir geri dönüş görebiliyorum. Ve şöyle söyleyeyim, çok büyük bir fırsat yakalayacaksınız sizler de, sizler için de açılmış bir. Bu kabağı seçtiğinize göre bal kabağını sizler için de açılmış bir olay. Sizler boğa, oğlak ve toprak gruplarından başak böyle bir burçta kişilerle de tanışabilirsiniz. Ya da devletle ilgili işlerinizde bir açılma olacak. Bakın bu ayrıyetten bir koyalım onu cebe. Çünkü burada sizler bunu seçtiğiniz için sizin hayatınızla ilgili de olaylar çıkıyor. Sadece karşı taraf değil. Ama karşı taraf Boğa Başak Oğlaksa onun da dönme şansı var. Zaten siz de toprak grubuysanız bakın daralttık alanı. Toprağa topraksanız, mesela partneriniz toprak grubuysa Boğa Başak Oğlak, siz de Boğa Başak Oğlak iseniz kavuşma olabilir, ya da yükselenler topraksa. Yani bir toprak grupları birbirine bakmış bakın burada. İki kart birbirine bakıyor. Biri para kralı, biri para kraliçesi. İkisi de devletten gelen yardımı da söylüyor, ya da sizin partnerinizin yollara gittiği, uzaklaştığı, taşındığı ya da ataması çıktığı ya da sizin atama işleriniz var. Yani böyle biraz sizin sanki koronadan dolayı ya da böyle bir atanmadan dolayı ya da yollardan dolayı uzak mesafe ilişkisi olabilir mesela. İnternette tanışmış olabilirsiniz. Biraz ayrılık olmuş olabilir ama bunun içinde biz ne yapıyoruz? Şu fırsat, fırsat üstüne fırsat da gelsin sevgili bal kabakçıklarıma diyorum. Burada demek ki üçte bir oranında büyük bir şans var ve kavuşum var. Bunu görebiliyorum ama partnerinizde, bakın partnerinizde ya bu insan boşanmış olup genç bir kıza olabilir. Bakın böyle bir insansa o zaman partnerde hiçbir ilişki yok. Ama ilişki olmasa bile biraz sanki böyle zıplıyor. Arayışlara geçiyor. Bakalım şimdi kartlarımız ne diyecek? Buradaki tarot kartları ne diyecek? Üçüncü çakra. Güzel fikirler var. Güzel fikirler var. Komşu olasılıklar çıktı maalesef. Bakın bir erkekle alakalı. Komşu olasılıklar diyor. Yani sizler bir komşu olasılığı düşünün. Şöyle bir kapı var. Oradan çok kilitler, kilit üstüne açılmıyor. Çıkmaz sokak o kapı. Başka kapılar varmış yerde, gökte, her yerde bir kapı var diyor. Ve her daim bu kapılar senin için açılabilir diyor. Komşu olasılıklar var diyor. Sizin ya aracı kişiler aracılığıyla bir tanışıklığınız, tekrar bir münasebetiniz olabilir. Ya da başka yollardan size ulaşacak bu insan. Bir sabırlı olun, bekleyin diyorum. Bu videoyu ilk ne zaman izliyorsanız bir 3 ay bekleyin. 4. ay beklemeyin. Bunu söyleyeyim. Burada 3. çakra çıktı. Bunun hem kapalı olduğunu gösterir, hem açık olduğunu gösterir. Hem güzel fikirleri gösterir, hem sizin olumsuz düşündüğünüzü. Çünkü çok büyük bir enerjiye bakıyorum. Burada karın bölgesini gösteriyor ve bu mide olabilir. Mide sancıları veya partner çekiyor bunu. Ya da size böyle bir enerji geliyor. Yani burada güzel fikirleriniz var. Ona söylemek istiyorsunuz. Bakın hem midede hem kalpte sarı altın ışıklar saçıyor. Biraz böyle gökyüzüne anlamsızca bakın. Bir çakralarınızı açmak için olumlamalar yapın. İşte ne bileyim seramiğe basın. En azından toprağa çime basamıyorsanız bir topraklama olsun, şöyle bir enerjiler bir döngüye girsin. Karma temizliği Neslihan Şirin yapın. Üçüncü çakralarınız açılsın. Neslihan Şirin karma temizliği YouTube'a yazarsanız ben çıkıyorum. Ondan dedim. Ve burada komşu olasılıklar var. Bakalım. Kafası çok karışık partnerin ve sizin, ve dahi size de aksayan bu. Hem gelsin istiyorsunuz, hem nasıl anlaşacağız ya da nasıl bir anlaşma ortamı bulacağız diyorsunuz. Partner size ne söylüyor? Adalet. Adaletle ilgili bir şey çıktı. İlahi adalet size gelecek. Hiç korkmayın. Ya da mahkemeniz var, onu düşünüyorsunuz. Bir kısmınız mahkemelik olmuş olabilir. Mesela boşanma zamanı olabilir. Hakkın olanı alıyorsun. İlahi adaletten kaçış olmaz. Lehine alınan kararlar pes etme. Umut ne ediyorsan o gerçekleşiyor. Olumlaman geldi. Evrenin eşsiz adaleti sana bolca akıyor. Sevgi ve
uyumlu, iradeli olduğun takdirde sana geliyor. Olumlamanı veriyorum. Evrenin tükenmez adaleti bana bolca akıyor. Sevgi ve irademle birlikte başarı ve sınırsız olanaklar bana geliyor. Sınırsız olanaklar bana geliyor, bana geliyor, bana geliyor. Yani burada aslında kart ne diyor biliyor musunuz? Kafan karışık ama sana diyor bir sürü kısmet çıkacak önümüzdeki günlerde. Sen de bu sınırsız olanaklardan faydalanır mısın? Yani sadece bir olanaktan mı faydalanmak istiyorsun? Evren sana diyor bir sürü sınırsız olanaklar verecek. Denge uyum çıktı bak, denge uyum, adalet. Bakın terazi, denge uyumu bulacaksın ve sana güzellikler geliyor ediyor. Lütfen bir olanaktan yararlanmaya çalışmayın. Biraz daha bekleyebilirsiniz. Evet, kimileri üçte birlik bir oran geri geliyor ama diğerleri yeniye gitsin derim ben. Evet. Sıçrıyor çünkü böyle yavaş açıyorum yine de sıçradım. Temiz gözyaşları. Eyvah eyvah. Kalbiniz böyle nasıl da tutuşmuş, kararmış. Hiçbir dünyadan zevk mi alamıyorsunuz ama kocaman bir kuş görüyorum. O kadar güzel ki bu çok tombiş bir serçeye benziyor. Güzel bir haberin geleceğine benziyor. Kulbun yanı açık, iki tane yolunuz var. Bu partner yollarda olabilir. Hayallerde sanki kucaklaşıyorsunuz. Böyle hayallerinizde kucaklaşma çıkmış. Nasıl güzel. Bir toplu yerden bir para olabilir. Üç vakit var. Evet. Üç ay dedim ya demin. Üç vakit çıktı. E harfi, A harfi, M var. Evet, bir dört vakit. Bir ve dört. 14 olabilir. Bir de F harfi çıkmış. Fatsa'nın F'si. Evet, burada çok güzel böyle yan yatmış. Aa, bakın burada ne demiştik biz bir ara? Geçen videoda bir fare masalı anlatmıştık. Burada gerçekten kurnaz kişiler var. Sizin partnerle aranızda da var bu kişiler. Belki siz bilmiyorsunuz. Yani partneri ele geçirmek isteyen böyle kurnazlıkta kişiler olabilirler. Evet, şimdi biraz uzanacağız. Neden? Çünkü elimizi silmek zorundayız. Batırdık. Mum alevi çıktı. Çok güzel dilekleriniz var, adaklarınız var. Yerine gelsin gelmesin ağızdan söz bir kere çıkar yapın bu adaklarınızı ben size söyleyeyim. Üstünüze borç kalır. Çok da adak adamak iyi değildir. Hadi bakalım burada bir kavuşum. Böyle görmüyorum, çok karanlık. Partnerin çok sıkıntısı var onu söyleyeyim. Yüreği kabarmış da kabarmış. Yani burada belki gittiği yerlere alışamadı. Bir sürü de dedikodu çıkıyor. Evet, dediğim gibi böyle ufak 7 rakamı da gördüm şu an. Hadi bakalım dilek dileyin. Bir koyulukta akıyor ki. Evet, çok güzel. Yani bizi uğraştırmadı en azından. Kalbiniz böyle kara olmasın. Çok ağır gidecek. Ama bir kısmı da bitti dediği anda başlayacak. Çift çift şanslar. Ay ne kadar güzel ya. Yani bakar mısınız görüyorsunuz. Ben oraya bakıyorum. Laptopta görüyorum çünkü burada çift şansın aktı. Çok güzel. Harikulade. Ve kalbiniz yavaş yavaş açılmaya başladı. Bir değil, üç arkadaşlar. Üç, dört. Ağır gidecek ama sizin çok lehinize güzel olacak. Belki de sizler böyle üzülürken diyeceksiniz ki hiç üzülmeyeyim. Böyle böyle bir öpücük çıkmış size öpücüklere boğacaklar. Sizi tebrik edecekler. Belki de bu söz nişanı falan anlatıyor yani. Üç vadede gerçekten güzel bir zürafa, yurt dışı olanlar olabilir. Sizin partneriniz biraz kalbi bile kararmış. Yani kalbi kararmış. Bir kısmının partneri çok merhametsiz olabilir. Yani sizin aşkınızı anlamıyor olabilir. Bakın anlamıyor. Siz çok derin, tek taraflı belki yaşadınız. O yüzeysel yaşadı, seviyorum dedi, şunu bunu dedi ama şu an sanki kalbi kararmış. Hayatın zevklerini, günlük geçici zevklerini algılamaya başlamış. Ama yakında tos diye duvara toslayacak bu insan, merak etmeyin. Ve burada da güzel bir açıklıkta kapı çıkmış. Hanenizin içi aydınlanıyor. Öyle güzel bir pencere açılıyor ki gerçekten çok güzel. Bir de böyle balıklar atlıyor sanki.
Ve siz bir aşk geliyor. Hanenin değil, yurt dışında hatta burada. Bir aşk belki de yurt dışından gelecek. Gayet güzel çıktı. Evet. Şimdi geliyoruz bakalım. Şöyle koyalım. Şöyle koyalım. Evet, ikinci fincanımıza fili seçenlere geldik şimdi. Fili seçenlere geldik. Çok heyecanlı çıkıyor gerçekten. Sizin partnerinizin işte bir kısmı dönecek, bir kısmı geri kalacak. Evet, bu arada balkabağını seçenler, yorum istiyorum. Güzelleri aldık, kabul ettik deyiniz. Ne görebiliyorsam, ne içimden geliyorsa onu söyledim. Efendim, hakkınızı helal ediniz. Evet, şimdi geldik filcilere. Çok güzel haberler ya, bu nedir böyle? Yani aslında gece uykusuzlukları yaşıyorsunuz, burnunuza gelmiş sanki bazı şeyler, böyle artık bardak taşmış ucuna gelmiş, söyleyemedim. Burada yalnız mucize mucize üstüne mucize gelsin filcilere. Siz bir mucize bekliyorsunuz ve bu mucize geliyor. Ala gelmiyor demeyin, yani gelecek. Ve burada da bir mucize. Bakın, dünya kartı da mucizedir. Bilge kişi olduğunuz, güzel haberler beklediğiniz. Şu an belki hala bekliyorsunuz partnerden ama yani burada daha çok sanki mal, mülk, para gibi bir mucize görüyorum ben size. Bakın, bu da sizi teselli eder. Yani sadece partner olarak çıkmamış. Partner açısından bakarsak da partner mucize bekliyor. Evet, siz karmayı çektim, karmayı çekiyorum, bitsin artık diyorsunuz, bitecek ve bence mucize bir şey olacak bu partnerle aranızda. Sanki bir buluşma, bir taşınma, bir birleşme gibi de diyebiliriz. Evet, burada bir olumsuz kart çıktı. Niyemiş bu gece uykusuzlukları? Bir bakalım. Neden bu gece uykusuzluğu, neden gelmiş bahtımıza? Ay, zalimlik, soğukluk. Evet, bir daha bakalım ya, bu nedir? Kavga patırtı yaptınız. Belki bir şans arıyorsunuz. O fırsatı yakalayacaksınız. Üç vakit. Bakın, üçüncü kartta açıldı. Biraz böyle bu zalimliğine devam edecek. Ya engelledi sizi, ya siz onu engellediniz, ya aramıyor, ya telefonu açmıyor, ya kötü sözler sarf etti. Bunlar hepsi zalimliğe dahil şeyler. Ama burada diyor ki, gerçekleri anlayacak. Yüz yüze yüzleşmeli bir konuşma yapacaksınız. Çok az kalmış. 1 ile 3 vakit arası kalmış. Çünkü bir neden dedim. Artık bakın, taç kılıcın ucunda. Kafaya geçecek. Çok güzel. Evet, kapatıyoruz hemen. Olumsuz. Burada hiçbir şey çıkmadı. Yedek kart çekmedik. Burada gece uykusuzlukları, geçmişin pişmanlıkları, vah öyleydi, vah böyleydi. Bakın demeyin. Güzelleri aldım, kabul ettim. Ekmek, taş atana ekmek atın. Ne kadar güzel size odun. Bin katı bereket geleceğini göreceksiniz. Galiba daha çok siz para, iş, kariyer düşünmelisiniz. Aklınızdaki kişiler düşünmek yerine. Ve bunlar da geliyor. Partner de geliyor. Yani burada yine bu sefer partnere çok şans veriyoruz. Burada dörtte birine gelecekti. Burada da dört kişiden yani üçüne gelecek. Dörtte üçe çıkartalım. Bayağı bir kısmına kavuşma var. Fili seçenler. Yani gerçekten bayağı bir kısmına bir kavuşum görüyorum. Bu kartta aslında bize ne diyor biliyor musunuz? Yolculuklar var diyor. Partner uzağa gitmiş diyor. Bedenen, beynen de uzakta olabilir diyor. Siz bunu çok kaleye almayın. Kale almayın. Bu acılar içinde gitmiş zaten. Sizinle bir aralık yine buluşmak isteyebilir. Onu söyleyelim. Evet, bakalım bakalım şimdi. Kupa 8'lisi bize acılı bir gidişin ardından dönüşün olabileceğini, dayanamayabileceğini de gösterebilir. Bakın, bunu söyleyelim. Evet, bakıyoruz bakalım. Çok dikkat edin, biraz fırtına uyarısı çıkıyor. Fırtına uyarısı, fırtına uyarısı. Evet. Düşmanlıklar ve fırtına uyarısı çıkıyor. Şimdi burada ne kadar güzel mucize beklemek çıktıysa da inanılmaz şekilde düşmanlıklar ve fırtına uyarısı çıktı. Bugünlere dikkat edin. Bakın, bu sadece artık bu geçmiş şeyi
şey aklınızdaki kişi olayından çıktı. Hayatınızda sizi ayırmak için düşmanlık edenler de olabilir ve fırtına uyarısı çıktığına göre filciler, bu ne yaman çelişki. Burada dünya kartı mucize dokuzlu, işte yüz yüze fırsatlar, ilahi bir fırsat gökyüzünden gelen çıktı. Gidiş çıktı. Fakat buradaki kartlar neden böyle kötü çıktı? Düşmanlıklar ve fırtına uyarısı. Aman dikkat edin, aman dikkat edin. Neden böyle çıktı diyelim bakalım. Evet, uzaklaş diyor. O bulunduğun ortamdan uzaklaş. Bu olayın içindeki kişilerle kontrolsüz enerjiler var. Sana düşmanlık yapabilirler. Uzaklaş. Bak, bahçe kapısından çık git. Uzaklara gitmeyle ilgili de belki bir olumsuzlukları anlatabilir. Yani artık şimdi burada çok kişilere baktığım için bu kadar konuşabiliyorum. Yani bu kişilerden uzaklaş. Sana zarar verebilirler. Açıkça söyleyeyim. Sana zarar verebilirler. Dikkatli ol. Peki tatlıya bağlanır mı? Evet, bağlanır. Güzelliğe bağlanır. Şunu da açalım. Evet, onda da soğuk rüzgarlar çıktı. Tatlıya bağlanacak topluluklar içinde bir müthiş güzel şey yapacaksınız. Böyle kutlamalar yapacaksınız. Ödüller, terfiler. Evet, tatlıya bağlanacak ama siz uzaklaşırsanız. Siz uzaklaşırsanız yani bu partner ne bileyim biraz belalı mı? Ya da sevdalı mı? Ya da böyle paralı mı? Sevdalı, paralı, belalı. Üç tane grubumuz var. Yani bazıları bela açabilir başımıza bakın. Bazıları zengin olabilir yani kendini hazmetmemiş olabilir, şımarık olabilir. Bu paralıya ondan ben paralılara o şeyi veriyorum. Hani okumuş olabilir, adam olamamış olabilir. Yani bu kategorileri çoğaltabiliriz. Ama burada ben size yeni fırsatların çıkacağını, bu partnerden biraz uzaklaşmanız gerektiğini, döndüğünde değişerek döndüyse kabul etmeniz gerektiğini söylemeliyim. Wow, soğuk rüzgarlar, yedek yedek üstüne, yedek gelsin filcilere. Bir yedek açalım bakalım. Oh, vallahi ki de açmışız. Bak ne dedim demin, size maddiyat, kariyer, para var. Lütfen şu soğuk, yaşamın sert ve soğuk rüzgarları dallarımı kırsa da bana tekrar kendimi toplama ve gücümü yenileme, direnme gücü veriyor. Okey, buna tamam, bunu da yapın. Ama burada zenginlik, bolluk ve bereket bana akarak geliyor. Hayatımın her alanında maddi manevi zenginliği kabul ediyorum. Zenginlik, zenginlik üstüne zenginlik gelsin filcilere. Maddi manevi her alanda zenginlik. İhtiyacın olan bolluk ve zenginlik sana akıyor. Sen sadece iste, sürprizlere hazırlıklı ol. Bolluk ve bereket bana akarak geliyor. Hayatımın her alanında maddi manevi zenginliği kabul ediyorum. Kabul ediyorum, kabul ediyorum. Yazar mısınız lütfen? Bu soğuk rüzgarlı. Yani bakın bunlar hep kontrolsüz enerjiler. Bir alana girdiğinde sana soğuk yapanlar falan olabilir. Hemen o alandan çıkıyorsun ve uzaklaşıyorsunuz. Yoksa üzülebilirsiniz. Tabii dolayısıyla siz de soğuk yaparsınız. Bu sosyal alanda olabilir, internette olabilir, yani her alanda olabilir. Belli seçenlerin fincanını açıyoruz. Güzel mesajlar gelsin diyoruz bakalım. Evet. Şimdi, böyle size kalbini veren biri var ama yani burada bu kadar soğukluklar çıkmasına göre güzel bir kalp ve size kalbini veren bir insan. Şöyle elinde kocaman bir kalp çıkmış. Ve efendim A harfi hemen arkasında, I ya da İ de önünde, yani adında soyadında bunlar olabilir. Kocaman bir kuş havalanmış. Haber de geliyor. Evet. Bir mucize olacak. Bir meşale yanmış ve siz böyle meşaleyi tutmuşsunuz. Bakın daha dipte. Kafanızda da bir sürü soru işareti var aslında. Hani kabul edeyim mi, etmeyeyim mi dediğiniz kişiler olabilir sevgili filciler. Ya da geri dönerse ne yapayım? Bakın hep böyle kafa karışıklıkları çıkmış. Bir güzel haber geldiği gibi yalnız belki ardından bir yolculuk ya da yolda olan birinden
şey var, haberler yine var ya da gidebilirsiniz çünkü yollar da çıkmış. Bakın gidiş kartı burada da çıktı zaten, örtüştüren şeyler. Bir de merdiven çıkmış, güzel bir şeydir, tırmanın diyor. Yani size kariyer ve iş, para konusunda demiştim ya, gerçekten tırmanın diyor. Yani burada geçmişe bakmayın, bakın hep geçmişle alakalı şeyler hissediyorum, hep geçmiş var sanki. Çok güzel. Sizin de yurt dışı olaylarınız olabilir. Bakın burada bazı şeyler çıkıyor. Yurt dışı olaylarıyla alakalı bazı şeyler çıkıyor. Yine yurt dışı ile alakalı bir şeyler olabilir. Fakat merdivenden çıkmalısınız. Korkmayın. Dibinde durmuşsunuz. Çıkayım mı, çıkmayayım mı? Sakın kariyerinizden bir başkası için vazgeçmeyin. Bakın böyle bir şey de olabilir. Jet hızıyla çıkıyorsunuz. Çünkü güzellikler gelecek size bu merdiveni çıktığınızda. Y harfi var. C ya da Ç olabilir. Bakın A dedik zaten galiba. Hep yola gidiyorsunuz sanki iki kişi iki kişisiz. Ya hayallerinizde böyle ya da yoldan beklediğiniz bir şeyler var yani. Bakın ikili ikili çıkmış. Bir ok da yukarısını gösteriyor. Yine size hedef vermiş. Tüfek, güzel, sesli gelen haber. Bakın haberlerle dolu bir fincan bu. Altta böyle tam bir kare çıkmış. Bak kare zorludur yani. Normalde de kare açılar zorludur astrolojide de. Şimdi ben biraz astrolojiyle birleştirerek bakarsam böyle bir kare kare bir şeyler var yani. Kutucuk kutucuk zorluk olabilir. Sanki kapalı yerde sıkılan insan olabilir. Ve aslında şurada sarmaş dolaş insanlar görüyorum dipte. Kimileri kavuşacak. Evet. Kavuşacak ama ilişki devam eder mi etmez mi, şimdi orasında değiliz yani. Kavuşum olduktan sonra buna siz karar vereceksiniz ki kafanızın çok karışık olduğunu görüyorum. Bir de burada bir çanta dolusu bir şey var. Valla bakın şimdi ben burada mucizeler dedim. Çanta dolusu para olabilir, hediye olabilir, her şey olabilir. 9 rakamı var. 8. 2, 82 ya da 28, 28 böyle bir şeyler olabilir. Yaşınız olabilir. Yani 8 ve 2, 8 sonsuzluktur. 2 de çift olmak demektir. Yani sayıların da aslında çok güzel bir şeyi var. Yani manası var. Ve burada çok haberler var. Hep haberleşeceğiniz gözüküyor. Bu partnerden haberler geliyor. Ya da siz sosyal medyalarda falan takiptesiniz birbirinize. Haberleştiğiniz gözüküyor. Hadi in bakalım. Dilek tutun. Çok hızlı. Az kalmış. Zaten çok ucuna gelmiş bir şeyler var yani. Çok hızlı, güzel gelişecek bir şeyler var. Çabucak da gidiyor. Hala da gidiyor. Aktı gitti. Dileklerimiz çabucak olsun. Yine böyle çepeçevre haneyi çevreleyen bir yunus balığı görüyorum. Burada da bir rakamı çıkmış. Böyle dimdik duran bir rakamı çıkmış. 3 de var. Kocaman bir böyle şey ağaç görüyorum ama bu ağaçta biraz fazlasıyla sanki böyle uzanmışsınız meyveleri toplamak için, artık dileğiniz midir? Bir ağaçtan bana da gelsin ya da büyük bir pay var ben de alayım. Bakın hep parayla ilgili şeyler çıkıyor. Partnerle kavuşumda sadece haberler çıkıyor, bunu söyleyeyim. Sizin dilekleriniz de oluşuyor, 2-3 yerden oluşuyor. Allah burada bile bir Aladdin'in lambasının şekli oluşmuş gerçekten. Yalnız bir kalp tutan el çok nazikane bir şekilde, ona inanamıyorum. Şurada durmuş böyle bir kalbini vermiş. Kalp çıkmış yani, o da çok güzel bir şey. Yollar var, E harfi var, T harfi var. Bunları bir özdeşleştirin içinizde. Size partnerin adında olabilir, soyadında olabilir. Yani düşünüyor mu gelmeyi? Evet düşünüyor ama faaliyete geçiriyor mu? Sadece haberlerle, bir kısmı haberlerle yetinebilir. Bir kısmında ya büyükçe bir kısmı da geri gelecek gibi çıktı. Ne dedik? Dörtte üçü gelecek. Burada dörtte biri gelecekti. Burada dörtte üçü gelme olasılığı olan. İnşallah siz de tabii ki dileklerinize göre istiyorsanız partnerin geri gelişini, siz de dileğinize göre gelsin.
diyorsanız siz de bu dörtte üçün içinde olunuz. Çok da güzel bir de yıldız çıkmış, yani yıldız da güzel. Yıldız gibi parlayacağınız da gözüküyor yani bu yıldız acılardan sonraki kurtuluş. Yani yıldız gibi parlamak değil mi gökyüzünde? Kim istemez ki? Valla çok güzel yani burada. Evet, kanalıma abone olmayı unutmayın. Güzelleri aldım, kabul ettim yazınız ki sonsuza kadar bu videonun altında yazılı kalsın. Sizleri seviyorum ve tekrar görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.